Aşağıda bunlardan yok ha. Gelin yukarı, yukarı. Vallahi Çal Mağarası'nın şu taraflarda bir yerde olduğunu biliyorum ama öyle gidiyorum. Bakalım ne zaman ulaşacağım ya da gerçekten doğru yolda mı gidiyorum? Bakalım. Evet, şu an dünyanın en uzun ikinci mağarasına gidiyoruz. Denizden yüksekliği 1050 metre. İçerisinde küçük bir dere akıyor. Aynı zamanda içerisinde göl de var, çağlayan da var. Mağara aslında bir su kanalı. Bununla birlikte mağaraya girdikten sonra yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra ikiye ayrılıyor. Eğer sol taraftan giderseniz yaklaşık 150 metrelik bir yürüyüş alanı var. Sağ taraftan giderseniz yaklaşık 400 metre yürümeniz gerekiyor. Aslında mağaranın uzunluğu daha fazla ama işte yürüyüş alanları ve ışıklandırma sistemlerinin bulunduğu alanlar bu bahsettiğim uzunlukta. Yoksa birkaç kilometreye vardığı söyleniyor uzunluğu. Çal Mağarası'na gelmek için önce Düzköy ilçesine, Trabzon Düzköy ilçesine gelmeniz gerekiyor. Oradan da 6 kilometreye yol yürüyerek Çalköy'e geliyorsunuz. Mağara Çalköy'de. Mağaraya doğru ilerlerken yine Şahin Kaya karşımızda. Soldaki yol yaklaşık 150 metre bu şekilde devam ediyor. Asıl uzunluğu bu değil yalnız. Sağdaki ise yaklaşık 400 metre bir yürüyüş alanına sahip. Normalde daha da fazla uzunluğu. Edilen ayrım noktası burası galiba. Sol taraftan gidersek 150 metre, sağ taraftan gidersek 400 metre boyunca bu şekilde ilerleyebileceğiz. Sağdan gidelim. Yol bazı noktalarda daralıyor. Bazı noktalarda gelişiyor. Üzerinde gördüğümüz güzergah boyunca bir akarsuyu takip ediyoruz. Muhtemelen buranın oluşma sebebi de bu akarsuyun kendisi, çünkü buranın oluşumuyla alakalı 8 milyon yıllık bir süreçten bahsediyorlar. Burada bir şey dikkatimi çekti. Klasik kültürümüze ait yansıma aktaracağım. Malum bizler tarihe adımızı, aşkımızı, kazıma heyecanına sahip insanlarız. Gördüğünüz gibi burada aynen var, başka ne var burada? Bilinen hieroglif benzeri yazılar var. Ah, Latin alfabesinden Mami, Şanlı vesaire isimler. Tarih önemli. Adam tarihe adımı kazıdı.
bu kadar güzel travertenlerin olacağına hiç ihtimal vermiyorum. Çal mağarasında kirişte kum yığıyorlar. Eskiden Çalköy Çamili Mahallesi'nde okul yapılırdı. O esnada annelerimiz, dedelerimiz, babalarımız buradan kum taşıdılar, okulu yaptılar. Yani okulu o sayede yaptılar. Buranın kumuna bu mağaranın içinde mağaranın içinden kum çıkartılıyor eskiden. Evet, kum çıkartılıyordu. Herkes evini yapaydı, okulu yaptı. Burada koyun yatırırdılar. Eskiden koyun yatırdı. Mağaranın içinde mi? Mağaranın içinde, evet. Sadece küçük bir yer vardı orada. Sonradan açtılar onu yani. Gençler açtı. Gençler, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz açtı. Açma sebebi? Açma sebebi koyunu yatırırdı, kum alırdı. Kum ihtiyacı görülürdü. Ha. Köyde evler kum, toprak, yığıl yapılırdı. Koyunun bir tanesi karşı girdi oradan içeri. Bir koyun girecek kadar yeri vardı. Yani İlk defa. Koyun girecek koyun kadar bir yer vardı. Mi? Kum yığını kapattı. Mağaranın önünü... Bir dakika, bir tekrar alayım size. Kum yığını mağaranın önünü kapattı. Niye? Sular taşıya. Sular taşıya. Sonra açtılar, okulu yaptılar, evleri yaptılar mahallede, ileride. Yani burada önemli bir şey var. Mağaradan çıkarılan kum sayesinde burada okul yapıldı, evet, evler yapıldı. Evet, evler ama yapıldı. Kumu nasıl gördüler? Bak, esten yeri, mısırı, koyunu olan zengindi. Mesela esten giderdin adam kızın istemiyor. Derdi ki kaç kot mısırın var? Mısırın yoksa ben sana kızımı vermem, aşk alır. Şimdi gittiği zaman diyor ki aşağıda yerin, tayren var mı? Yok, köyde yerim var. Köyde yerin varsa seni eşek arıyorsun. Tayren varsa kız veririm sana. İşte eskiden de koyunu olan zengindi. Yeri olan zengindi. Buraya koyun sürüsü geldi. Zengin bir adamın burada. Bir koyun kaçtı, girdi oradan içeri. Bir koyunluk yeri vardı orada, telik. Sadece bu kadar bir yer. O zengin adam köylüyü topladı. Koyunun beşini. Eşe. Eşince de su geldi mi oradan? Su gelince taş, kum yıkadı, çıktı, burası açıldı. Bir dakika. Açıldı, evet. Aslında Çal Mağarası'nın yok bugün mu? Mağara olarak bilinmesinin sebebi bir koyun. Bir koyun. Evet. Bunu tarihe geç. Bir koyun. Dedem bu koyunun sahibiyle çalışırdı. Yani koyunlarını beklerdi. Çobanlık yapardı. Buradan, oradan anlatıyor onu dedem. Bak. Buradan şu an ekmek kazanan insanlar, turizm vesilesiyle ekmek kazananlar aslında her şeyi bir koyuna borçlular. Evet, doğru mu? Evet. 60 yıl var koyunun oradan içeri girme meselesi. Çünkü çok da yok dedem yok. Var. Dedem bana anlattığı zaman evet 60 sene var. Rahat 60 sene. Bir şimdi koyun buldu, bir de o dede. Hatta koyun o dedenin yani. O kot dedenin. Kot dede o koyunu oraya girdi. Onun peşinden gitti. Ondan sonra okulunu oradan dışarı çıkardı. Mahallenin evleri, okulu yapıldı. Ama buranın yolu da çok eskiydi. Eskiden taş, toprak yığını yoluydu. Şimdi asfalt. Bu mağarada ne öne ben küçük çocuğuydum. Buradan kum taşırdık. Babam ev yapardı. Bu yol bak şuradaydı. O taşlar belli oluyor. Acı buraya indirdiler onu. Bunu sonradan keşfettiler. Daha çok sonra ben 40 yaşına geldikten sonra. Burayı aldı adamlar, çok seneli burada beklediler. En sonunda bura faaliyete geçti, turizme açıldı. Şimdi bak şey okulla da aldı mı sen, gel bak burada çekme araba yeri var mı? Bulamazsın. Arkadaşlar, yani bunu rahatlıkla bir söyleyebilirim. Son belki 6 yıl, ayın, belki son 1 yılın en keyifli, en tatlı gününü geçirdim. Özellikle o muhabbet ettiğim insanlarla. Çok keyifli muhabbetlerdi. Sıcak, içten, doğal muhabbetler. Geldiğim o kadar değdi ki. Harika. Eğer Çal Mağarası'na geliyorsanız burada teleferikle uçma şansınız da var. At binme şansınız da var. Düşünsenize, bugün Trabzon'da turizmle alakalı en önemli uğrak noktalarından biri olan
Çal Mağarası bir koyun sayesinde keşfedildi. Bence o koyunu bulamazlar da en azından heykelini dikmeleri lazım.